Çok değerli basın emekçileri, önce yeni yılınızı kutluyorum. Yeni yılınız size sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyoruz. Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklarla ilgili her alanda, her zeminde mücadelemiz ve hak arama gayretlerimiz sürüyor. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik hukuksuzluklarla ilgili olarak da bugün hukuk aramak için Adalet Bakanlığı'na Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Seyit Torun, Sayın Muharrem Erkek ve Sayın Bülent Tezcan ile birlikte gittik. Güzel bir enstantane oldu. Ben bakana dedim ki, yani sizin Adalet Bakanı olarak ilk cümlenizin ben mahkemelere müdahale etmem diyeceğinizi biliyoruz. Edemem diyeceğinizi biliyoruz. O arada Sayın Tezcan dedi ki, evet, mahkemelere müdahaleye müdahale etmenizi istiyoruz dedi. Yaşadığımız olay tam olarak bugünün özeti bu. Olay şu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu hakkında süren ve ilk derece mahkemede 14 Aralık'ta sonuçlanan, kamuoyunca da ahmak davası diye bilinen dava ile ilgili süreçte sosyal medyada, yazılı ve görsel medyada kimi haberler çıkmış idi. Davanın ilk hakimine baskı yapıldığına, İmamoğlu'na 2 yıl ve üstü bir ceza ve siyasi yasak getirmesiyle ilgili basınç uygulandığı ile ilgili o hakimin, ilk hakimin yakın çevresine ve kimi insanlara bu baskıyı anlattığı ile ilgili gazete haberleriyle Türkiye sarsılmıştı. Normal ülkelerde, normal demokrasilerde aslında bizim bir talebimiz olmadan, Sayın İmamoğlu'nun avukatlarının bir talebi olmadan HSK'nın bu meseleye el atması gerekirdi. Geldiğimiz noktada bugüne kadar el atmak şöyle dursun: HSK'nın birinci dairesinin, bu işte vazifeli birinci dairenin bu konuda hiçbir gayreti olmadı. Ama bu arada bilindiği üzere İmamoğlu'na ceza ver diye baskı yapıldığı iddia edilen hakimin İstanbul'da daha 7 yıllık bir görev süresi var iken, İstanbul'da birinci yılı yeni dolmuşken tekrar Anadolu'ya tayini çıkarıldı. Bu şüpheli bir durumdur. Bu iddialar üzerindeki şüpheyi arttıran bir durumdur. Ve sonra gelen hakim de bilindiği gibi istenen, beklenen cezayı verdi. Burada mahkeme gerçekten tuzun koktuğu yer noktasına gelmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkadaşlarımızla, Adalet Bakanı'na bu konuda bir çağrı yapmaya, HSK ile ilgili olarak HSK'nın ilgili dairesinin bu kamuoyunda herkesin adeta hukuk ve vicdan bakımından tüylerini ürperten bu iddiaların soruşturulmasını, incelenmesinin zaruri olduğunu Sayın Bakan'a arz ettik. Sayın Bakan birinci daire çalışmalarına katılmadığını, kurul başkanı sıfatıyla kurulun bu tür çalışmalarına katılmadığını, talimat verme yetkisinin de kendisinde değil, birinci dairenin başkanında olduğunu, bir soruşturma açılması noktasında düşüncesini bize belirtti. Aslında tabii ipe un serdi diyebiliriz bunun için. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Hukuk mücadelemiz her zeminde devam edecek. Belki Sayın Erkek, belki Sayın İmamoğlu'nun avukatları HSK'ya, birinci daireye bu konuda bir inceleme talebini, dilekçesini, kimseye de direkt itham etmeden ama kamuoyunun bu konuda aydınlanmasının, artık kamuoyunun aydınlatılmasının zaruri olduğunun ve davanın seyri bakımından da bunun çok önemli olduğunun altını çizeceğiz. Şüphesiz İBB ile ilgili sadece ahmak davası yürümüyor. Ayrıca bir de terörle ilişkilendirme aymazlığı diyelim, absürtlüğü diyelim, böyle bir süreç var. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosunun alınması ile ilgili de yine bir inceleme söz konusu. Öyle görülüyor ki saray Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul halkının kendine attığı şamarın acısını henüz tam unutmamış ya da bu acı henüz geçmemiş. Ama herkesin şunu bilmesi lazım: artık bu dava Cumhuriyet Halk Partisi için, 16 milyon İstanbullu için ve Ekrem İmamoğlu için bir haysiyet davasıdır, haysiyet mücadelesidir. Ve bu mücadeleyi her türlü bedeli ödemeyi de göze alarak, hukuk sınırları içinde kalarak
sürdüreceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın. Millet iradesini kimseye yem etmeyeceğiz. Kimsenin İBB'ye çökmesine de müsaade etmeyeceğiz. Yarın öbür gün Sayın Erkek ve veya Sayın İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla yasal başvurumuz yapılacak değerli arkadaşlar. Durum bundan ibarettir. Teşekkür ederiz. Evet. Ben şeye geçiyorum. Nereye? Genel merkeze geçiyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam.